herkese merhaba ben Aynur. Bugün sizi tepside çok kolay kıymalı börek tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Hamuru için bir su bardağı ılık sütüm var. Bir su bardağı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket yaş maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı toz şeker, 100 gram tereyağı hemen hemen 5 yemek kaşığı 1 yemek kaşığı mahlep ve alabildiği kadar da unumuz var ben tahminen 850 gram un kullandım bu arada bir su bardağı un 150 gram yapıyor ona göre ayarlarsınız İlk olarak mayayı toz şeker süt ve su ile karıştırıp 10 dakika mayalandırdım sonra geri kalan malzemeleri ekleyip hamurumu hazırladım tereyağını en sona ekliyoruz tuzu da onunla birlikte yavaş yavaş ekleyip hamurumu hazırlıyorum. Ben bugün elimle yoğurdum. Siz isterseniz mutfak şefinde de yoğurabilirsiniz. Çok fazla katı olmayan bir hamur yoğurduğumuz için ara sıra ellerinizi yıkayıp yağlarsanız sizin için kolaylık olur. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra tereyağını ilave ediyorum ve tereyağını da hamura yediriyorum. Tereyağıyla iyice hamuru yoğurduktan sonra üzerine kapatıyorum ve sıcak bir ortamda tahminen bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ben de bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. 3 adet büyük soğanı önce kavurdum. İçerisine 3 dişli sarımsak eklemiştim. Soğanlar kavrulduktan sonra 500 gram kadar kıyma ilave edip kıymayı da soğanlarla birlikte suyunu çekene kadar kavurdum. Zaten böreğin içerisinde pişeceği için çok fazla kavurmanıza gerek yok. Şimdi bu iç malzemesinin en önemli püf noktasına geliyoruz. 2 adet patatesi çiğ olarak rendelip ilave ettim. Tuz, karabiber Biraz da pul biberi ekledikten sonra şöyle bir kere bir karıştırıyorum, ocağımın altını hemen kapatıyorum ve yarım bağ ince ince kıyılmış maydanozu ilave edip iç malzemesini soğumaya bırakıyorum. İçerisine eklemiş olduğumuz çiğ patateslerden dolayı iç malzemesi kuru olmayacak, daha da lezzetli olacak. Hamurum da bu arada çok güzel mayalandı. Gördüğünüz gibi çok fazla katı bir hamur değil tezgahımda hamuru tekrar yoğuruyorum. Buradan da hamurumun ne kadar güzel olduğunu tam olarak görebiliyorsunuz. Hamurumdan limon büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Eğer hamur elinize yapışacak olursa tezgahınıza bolca un serpin. Bezeleri bu şekil hazırladıktan sonra merdane ile oval şeklinde açıyorum. Bayağı ince açmaya özen gösterin. Açtıktan sonra bir tarafına iç malzemesini koyuyorum ve alt tarafını da bir pizza bıçağıyla şeritler halinde kesiyorum. Şeritlerin genişliği size kalmış. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi hamuru iç malzemesiyle birlikte sarıyorum ve kıvırıyorum. Tepsimin tam ortasına koyuyorum. Bu işlemi bütün bezelerime uyguluyorum ve diğer hazırlamış olduğum hamurları da ilk koymuş olduğum hamurun etrafında sarıyorum. Bu böreği başka bir iç malzemesiyle de hazırlayabilirsiniz. Peynirli de çok güzel olur. Evet hepsini bu şekil hazırladıktan sonra tepside tahminen 15-20 dakika kadar mayalandırdıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Ben bir adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave etmiştim. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum ve gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Hemen tepsiden çıkartıyorum. Biraz böyle ilk sıcaklığı gittikten sonra servis yapıyorum ve gördüğünüz gibi kolaylıkla birbirinden ayrılıyorlar. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.